Merhabalar, nasılsınız benim güzel çocuklarım? İyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur çocuklar. Ben de çok iyiyim, çok mutluyum ama tek sıkıntım sizleri çok özlemem çocuklar. Hepinizi çok ama çok özledim. Hepinizin kokusu burnumda tütüyor çocuklar. İnşallah en yakın zamanda yine sınıflarımızda olacağız. Sizlerle beraber güzel vakit geçireceğimize inanıyorum ben çocuklar. Bu dersimizde sizlere yaz mevsiminden bahsedeceğim çocuklar. Ama öncesinde şöyle bir canlanalım, bir şarkı söyleyelim, bir dans edelim. Sonra da dersimize geçelim istiyorum. Hadi başlayalım. Kumsala indim, yürüdüm, durdum, aradım, taradım, bir taş buldum, aldım elime, attım denize, zıplaya zıplaya, kaya kaya baktım. Kumsala indim, yürüdüm, durdum, aradım, taradım, bir taş buldum, aldım elime, attım denize, zıplaya zıplaya, kaya kaya baktım. Zıpla da zıpla, yerinde durma, nefesini derin al, çık diye atla. Zıpla da zıpla, yerinde durma, nefesini derin al, çık diye atla. Öğrenecektik değil mi? Fakat ben yaz mevsimine geçmeden önce şöyle bir mevsimler nelerdi? Onları bir hatırlamak istiyorum sizlerle beraber ve biz hangi aylarda hangi mevsimleri yaşıyoruz? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum size. Hadi bakalım başlayalım. Sonbahar. Bir yılda tam 4 mevsim var ve bunlardan birincisi sonbahar çocuklar. Eylül ayında sonbaharı yaşıyoruz. Ekim ayında sonbaharı yaşıyoruz çocuklar. Ve Kasım ayında sonbaharı yaşıyoruz çocuklar. Eylül, Ekim, Kasım ayında sonbaharı yaşıyoruz. Bakalım. Sıradaki mevsim hangisi acaba? Kış. Kış mevsimi çocuklar. Kış mevsiminde Aralık. Aralık ayını yaşarız. Ocak ayını yaşarız çocuklar. Ve Şubat ayını yaşarız kış mevsiminde çocuklar. Bakalım sıradaki mevsim hangisiymiş? Geliyor. İlkbahar! En sevdiğimiz ilkbahar mevsimi. Bakalım hangi ayları yaşıyoruz ilkbahar mevsiminde? Mart ayını yaşıyoruz. Nisan ayında ilkbaharı yaşıyoruz çocuklar. Ve Mayıs ayında İlkbahar mevsimini yaşıyoruz çocuklar. Bakalım sıradaki mevsim. Yaz. İşte yaz. Bakalım yaz mevsimini hangi aylarda yaşıyormuşuz çocuklar? Haziran geliyor. Temmuz ve Ağustos çocuklar. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında biz yaz mevsimini yaşıyoruz. Öyle değil mi çocuklar? Evet bakalım devam edelim. Kaç mevsimimiz vardı? 4 mevsimimiz vardı değil mi çocuklar? Bakın. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Tam 4 mevsim çocuklar. Devam edelim. Bakalım yaz mevsiminde neler oluyormuş çocuklar? Yaz en sıcak mevsimdir. İnsanlar güneş ışınlarından D vitamini alırlar. Gündüzleri uzundur, geceleri kısadır çocuklar yaz mevsiminde. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yaz mevsimini yaşarız çocuklar. Ve yaz mevsimi dediğimizde aklımıza gelen
gelen şey nedir çocuklar? Tatildir, öyle değil mi? Yılın en sıcak mevsimidir çocuklar, yaz. Meyvelerimiz vardır yazın çocuklar. Karpuz, bakın, kavun çocuklar, çilek, kiraz gibi ve sebzelerimiz vardır. Bu sebzeler nelermiş onlara da bakalım. Domates, salatalık, kabak, patlıcan gibi, biber gibi de sebzelerimiz, yaz mevsimindeki sebzelerimiz ve meyvelerimiz çocuklar. Evet çocuklar, bakın, arı, çiçek ve bal demek ne demek çocuklar? Sağlık demek çocuklar. Ne yapıyordu arılar? Bizim için bal yapıyordu. Yazın güneşten dünyamıza gelen ışınlar daha dik geldiği için yaz ayı çocuklar daha sıcaktır. Kıyafetlerimiz de değişir değil mi çocuklar? Havalar ısınca ne olur? Şortlar, elbiseler, etekler giyeriz. Yani mevsimine göre giyiniriz çocuklar. Mevsimine göre giyinmek çok önemlidir. Tabii ki yaz deyince akla ne geliyor çocuklar? Şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü geliyor değil mi aklınıza? Yazın hava sıcak olduğu için insanlar gölgelik yerlerde kitap okurlar. Sizler de lütfen dışarıya çıktığınız zaman da gölgelik yerlerde kitabınızı okuyabilirsiniz çocuklar. Dünyamız yaz aylarında güneşe daha yakındır. Bu yüzden de yaz mevsimi çok sıcaktır çocuklar. Yaz deyince aklınıza ne geliyor? Deniz geliyor, havuz geliyor değil mi çocuklar? Evet, sıcak olduğu için biz serinlemek için denize veya havuza gideriz çocuklar. Evet, size başka görsellerle geldim çocuklar. Bakın, yazın havada çok güneş olur çocuklar. Çok sıcak olur hava. Ve denize gireriz, havuza gireriz, kıyafetlerimiz değişir. Değil mi çocuklar? Bakın, askılı tişörtler giyeriz. Değil mi? Şortlar giyeriz, etekler giyeriz çocuklar. Yani mevsimine göre giyiniriz çocuklar. Mevsimine göre giyinmek çok önemlidir. Sağlığımız için özellikle mevsimine göre giyinmeliyiz çocuklar. Her mevsimin aslında kendine ait kıyafetleri vardır çocuklar. Kışın hatırlıyor musunuz? Şapkalarla, şallarla, montlarla geliyorduk okula. O zamanlar hava soğuktu çünkü. Ama artık havalar sıcak. Ne oldu? Biz şortlarımızı giyiyoruz, elbiselerimizi giyiyoruz. Çünkü hava çok sıcak, kalın şeyler giyemiyoruz üstümüze. Bakın, simit, kürek, kova, kepçe çoğunuzun vardır değil mi çocuklar? Yaz gelince. Evet çocuklar, mevsimine göre sebzeler ve meyveler yemek de çok önemli çocuklar. Bakın, bunlar mevsimine göre sebzeler ve meyveler. Bazıları mesela domates, karpuz, kabak, patlıcan çocuklar. Bunlar da mevsimine göre yetişen sebzeler ve meyvelerdir çocuklar. Yaz şarkısı söyleyelim. Tırmık, kova, elek, kürek. Hazır mısınız? Evet. Son, iki, üç, dört. Tırmığı al eline. Tırmala, tırmala, tırmala bunu. Koy kovanın içine. Bastır, bastır, sıkıştır onu. Bize. Yapalım hep birlikte. Kumdan kumdan bir kale. Uzakta durma öyle. Gel sen de katıl bize. Yapalım hep birlikte. Kumdan kumdan bir kale. Kumdan 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 bir kale. Kumdan 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 bir kale. Yaz gelince kumlarla oynamayı çok seviyoruz. Kovalarımızı alıyoruz, küreklerimizi alıyoruz ve başlıyoruz kumdan kumdan bir kale yapmaya. Öyle değil mi güzel çocuklarım? Evet çocuklar, bu yaz mevsimimiz inşallah çok ama çok güzel geçer çocuklar. Bol oyunlu, bol eğlenceli geçer. Evet, benim dersim bugünlük buraya kadar. Bir sonraki dersimizde yine sizlerle buluşmak üzere derslerimizi tekrardan yapacağız çocuklar. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum ve çok ama çok 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 öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.